Yine şey oldu, 7 renk prizma. Evet, şu anda takriben dünyadan 1 milyar ışık yılı uzakta. 96XE 46 gezegenindeyiz. Burada gün batımı gerçekten çok güzel. Kızıla yakın bir güneşi var. Hayran bırakıyor kendine bu kızıl güneş. Bizim güneşimize olağanla küçük ama daha yakın olduğu için daha büyük gözüküyor. Vodafone'la Turkcell çekmiyor burada. Ama Türk Telekom çekiyor bu gezegende. Kargalar var. Ama sesini duyduğunuz o kargalar 4 metre kanat açıklığına falan sahip. Aynen, sesleri de böyle çıkıyor. Yani korkunç canlılar. Burada tabii farklı evrimleşmişler. Ama bildiğin karga yani. Ekmek atıyoruz, yiyor. Şey sevmiyorlar. Fıstık sevmiyorlar. Mesela açılmayan fıstıkları atıyorum. Alıyor fıstığı. Yukarıdan tam kafama denk getiriyor, bırakıyor. Biraz böyle değişik buranın hayvanları da. Yani dünyadakilerden aynı o çocukluğu dünyadakilerin ama buradakiler tabii daha akıllıca. Sivrisinek yok bu gezegende mesela. Çok güzel bir şey o. Buradaki sivrisinekler de yine evrimleşmiş. Belki geçer sahilden birazdan bir tane. Yerde yürüyorlar. Yani yavaş da yürüyor. Eğer uykuda falan yakalarsa zaten 2 litre ona yetmez yani bizim kan. Nöbetleşe uyuyoruz arkadaşlar. İlk nöbet benim. Saat 3'ten sonra da bu arkadaşım tutacak. Öyle yani, bu gezegende yaşam şartları hem kolay hem bir açıdan zor. Gün de battı gördüğünüz gibi. Hızlı batıyor biraz burada. Yani izleyen olmadığı için aslında daha çok insan olsa ben bunun daha uzun süreceğini düşünüyorum. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Güneş Yani iki öyle kişi çalışıyor. izlediğimiz için gün biraz hızlı batıyor. Bir kere iki değiliz. Bak, ileride iki kişi daha var. Ettik dört. Onlar insan değil, daha sivrisinek diye anlattım ya, onlar sivrisinek.
Hala ayırt edemiyor insan zannediyor. İkimizden başka kimse yok bu gezegende. Uzaylılar kaçırdı bıraktı bizi buraya. Ya kafa gitti bunun. Başka insan görmeyince sivrisineklere gidip sarılası falan koşturuyor. Zor yakalıyorum montundan böyle. Allah'tan kaçırdıklarında üstümüzde mont vardı ya. Öyle işte yani. Bu gezegende hayat böyle. Aha uçak geçiyor lan. Başka bir belki UFO'dur lan. Hey buradayız. Ana. Uydu mu yoksa ne bu ya? Ya belki başka daha insaflı uzaylılar. Ya koş bir el kol salla ya. Şişt. Hello. Vallahi. Böyle sahilde yaşam mücadelesi veriyoruz. Gün batımına karşı. Mesela burada ay hep dede. Hiç yuvarlak görmedik. Sen görmedik değil mi 3 aydır? Ay hep ay dedi. İyi de ay dede değil, ay kadındır. Hayır, hayır ya hep ay dede şeklinde ay. Yani bir senin yuvarlak gibi, olmuyor sanırım. Yuvarlak suratlı yani. Yani gelirken çok dikkatli bakamadın da inerken sanırım buranın ayına göktaşı terpmiş. Burada yarım ay, ay çöreği şeklinde kalmış. O yüzden hep ay dede şeklinde görünüyor. Hiç yuvarlak olmuyor çünkü göktaşı birazını almış, götürmüş. Ay çöreği yiyelim. Evet. Hiç sevmezdim dünyadayken ay çöreği. Burada canım acayip çekiyor. Sanırım bu aydan, bu yarım ay manyetik alanından dolayı. Öyle işte. Neyse bu canlı yayınımız burada bitsin. Bence de bitsin. Evet yanlış söylemedim. Canlı yayın. Canlıyız çünkü biz bunu kaydederken canlıydık. Naklen değil. Ya işte öyle atlarsınız. Yanlış telaffuz etmedim. Bu bir canlı yayın. Canlı yayın burada bitsin. Naklen daha yayın yapacak pozisyonda değil insanoğlu. İnşallah bir gün o pozisyona da gelirsek, Türk Telekom bize o sistemi sağlarsa, buradan da Türk Telekom yetkililerine sesleniyoruz. Naklen yayın aracı gönderin, göndermişken de bizi alın ya buradan. Bizi alın ya buradan.